Sayın seyirciler, Bir Resim Bir Hikaye programından merhabalar. Bugünkü ressamımız Peter Bruegel. Peter Bruegel'in çocuk oyunları resmini değerli sanatçımız Yalçın Gökçeva ile konuşacağız. Değerli hocam, Bir Resim Bir Hikaye programına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi programda görmekten şeref duyuyoruz. Sizinle ilgili düşündüğümüz zaman, sizin resimlerinizi düşündüğümüz zaman kim dedim? Tabii ki Bruegel geldi aklıma. Evet. Öyle değil mi? Evet. Hocam, ben programa başlamadan önce konuklarıma çok basit gibi gelen ama konumu anlatan bir soru soruyorum. Nasıl cevaplarsınız? Onu da çok merak ediyoruz. Sanat nedir diye soruyorum hocam. Sanat, tabii binlerce tarifi olabilir. Çok geniş bir tarifi kapsayan bir kelime. Ama bana göre sanat, sanatçının yaptığı, oluşturduğu... Evet, onun tarifi de var galiba değil mi? Sanatçı kimdir de galiba sanatçı kimdir, sormam o da gerekiyor tabii, değil mi? Var onun evet, tarifi. Hocam. Fakat bana göre esas sanat, yaptığımız işle, yani resim yapıyoruz madem tabii ki. Resim üzerinden. Bununla ilgili, evet. Bununla beraber yaptığımız resimle ilgili olarak da bir savaştır. Of, ne güzel söyledin hocam. Aramızda her daim resimle ilgili resim yaparken her zaman için savaş olur. Bu savaşta daha fazla galip gelen kim ise o sanatçıdır diyelim. Tuvale karşı verdiğiniz bir savaş. Evet. Bir yandan da oradan çıkacak olan anlatıma ya da bir karşı. De dil arıyoruz değil mi? Tabii. Yalçın Hocam, Bruegel'in çocuk oyunları tablosu üzerinden gidelim isterseniz. Resimde birebir karşımızda 120'ye 160 bir resim ortalama. Şimdi hocam, biraz bize bu Bruegel'le ilgili, ben de bilirim ki Bruegel'in aslında eğitime ait bilgisi yoktur. Hani ben de bir şeyler öğrenmek istedim, paylaşayım istedim sizinle ama bu resmi yapana kadar bilgi yok, öyle değil mi hocam? Yok. Yok, çok fazla bir bilinmeyen bir sanatçı. Ancak 1525'te Hollanda'da, Brüksel'de ya da oranın bir köyünde, Brüş mü diyeyim, böyle bir köyde tam ismini telaffuz ediyor. İsmini yaşadığı, doğduğu evet. Yerden alıyor. Alıyor. Ve orada doğuyor. 1569'da da evet. Vefat ediyor. Yani görülüyor ki çok kısa bir yaşam şeysi evet. Yok. Bu arada da tabii o zamanın gerektiği olarak çok savaşlar oluyor. Hiçbir rahat yok. Açlık, kıtlık, hastalık hepsi bir arada. Evet, Bruegel dolayısıyla çok zor günler içinde yaşıyor ve yanlış hatırlamıyorsam ömrünün son yıllarında işte gittiği şeye geliyor, Brüksel'e geldiği zaman orada çok verimli bir çalışma yapıyor. İşte o zaman bu resimleri oluşturuyor. Ve bu daha çok bir arada İtalya'ya da evet. Zaten gidiyor. Kuzeyli ressamların en büyük amacı eğitimlerini İtalya'da tamamlamakmış değil mi? Evet. O yol esnasında yaptığı resimler var, dönerken var. Evet. Ondan sonra bu resim yapılıyor demek evet, ki. Evet. Ve o zaman daha çok bu işte Rönesans'taki gördüğü şeyleri peyzaj üzerine yoğunlaşıyor. Hatta bir ressam muhakkak peyzaj yapmalıdır. Evet, idealim gibi. En iyi peyzaj yapmak gibi bir sözü evet. olduğu
bilinir. Şeysi var. Şimdi bu yaşamı niye bunları aldı, niye böyle konuları aldı? Bunlar pek bilinmiyor. Ama Brueghel esasında bazı özellikleri itibariyle biraz fantastik özellikleri sahip beyin yapısı olarak. Diğer şeysinde de çok zorluklar gördüğü için karamsar, ondan sonra işte böyle dramatik bir yaşam sürüyor. Şimdi bunun resimlerindeki, hatta beyaz resimlerinde bile o dramı... Yani kara kalem resimlerinde. Kara kalem resimleri, bir de kardaki kar hani avcılar var, evet. Olsun, şeyler olsun. Oradaki o ağır dramı görebiliyoruz resimlerinde. Birazcık da galiba Boş'un etkisi, Aldo Ferre'nin etkisi var. Boş'un da zaten resimlerine baktığımız zaman o fantazi almış başını gitmiştir. Tabii, tabii. Oradan yararlanıyor. Kompozisyonlarda yukarıdan bakış değil mi hocam? Evet, evet. Özellikle o yukarıdan bakışı Boş'dan aldığı tahmin edilebilir. Tahmin ediliyor, kimse de söylemiyor. Evet. O Aldo Ferre'nin o meşhur savaş resmi evet, vardır. Evet. Artık dünyanın yuvarlak olduğunu iddiası bilindikten sonra, dünya yuvarlak olduktan sonra kuzeyli ressamlar bu yuvarlaklığı göstermeye çalışırlar. Evet. Değil mi? Evet, tabii. Mesela şeyin Vermeer'in resimlerinde o harita vardır. Evet. Haritaya baktığımız zaman o zaman haritada dünyanın yuvarlak olduğunu şey yapan, hatta okuduğu kitabın da Vermeer'de okuduğu kitabın evet. Yazıları da orada okunabilir. Evet. Orada da bu işlerle uğraştığını görebiliyoruz. Baba Brueghel ya da Köylü Brueghel olarak anılan, eserleriyle resim tarihinde ezber bozan yönleriyle ilkleri hayata geçiren Hollandalı Rönesans ressamı Pieter Brueghel ile ilgili maalesef ki doğum yeri ve tarihi hakkında bilgiler pek net değildir. Flaman sanatçıların biyografilerinin kaleme alındığı Flaman ressam Carol van Mander tarafından 1604 tarihinde hazırlanan ressamlar kitabına göre Brueghel, Flandra ülkesinin Breda şehrinde dünyaya geldi. Doğum tarihi de net olmamakla birlikte 1525 olarak rivayet edilmektedir. Manzara resimlerinin dahi ressamlarından olan Brueghel, ilk resim eğitimini çok yönlü bir sanatçı olan, İstanbul'a da geziler gerçekleştiren Pieter Cook van Eyls'tan aldı. İnsan ve doğa sevgisiyle hümanizmin derin etkisinde olan Brueghel, gerçek peyzajları, kır ve köy yaşamını, folkloru ve Flaman atasözlerini resimlerinin konusu yaptı. Sanatçı 1551'de Flaman Rönesansı'nın önemli merkezlerinden Belçika Anvers'teki Aziz Luca Loncası'na girdi. Yine Carol van Mander'in Ressamlar kitabına göre akabinde Fransa ve İtalya'ya giderek yol boyunca gördüğü manzaraları tasvir eden birçok deseni kayda geçirdi. 16. yüzyıl Flaman yaşamının dramatik ve mizahi yönlerini eserlerinde gördüğümüz Flandre ülkesinde Rönesans'ın öncüsü oldu. Sanatçı yaşamı boyunca politik ve dinsel kaoslara, salgın, savaş, ayaklanma, açlık ve sefaletin kol gezdiği bir döneme tanık olmasından dolayı, kimi resimlerinde yaşamın trajik yanını acı bir biçimde yansıtan bakış açısıyla eserlerini ortaya koydu. 9 Eylül 1569'da hayata veda eden Pieter Brueghel'in mirasını başarılı ressamlar olarak oğulları genç Pieter Brueghel ve büyük Jean Brueghel, torunları Ambrosius Brueghel, genç Jean Brueghel ve David Teniers'la torununun oğlu Abraham Brueghel devralmıştır. Şimdi bu tablo genel itibariyle şöyle bir baktığımız zaman önce gözümüze çok değişik bir kompozisyon geliyor. O zamana kadar bizim bildiğimiz peyzajlarda daima bir dominant vardır. Evet. Ve etrafta dominanta göre şeyler, diğer unsurlar, yani bir ona göre bir kompozisyon evet. vardır. Fakat bunda dikkat ederseniz dominant dediğimiz ana tema, ana konu yoktur. Yok, evet. Bu genel itibariyle çocuk oyunlarını anlatan bir temayı işlemiştir ve öyle güzel dağıtmıştır ki resmin içinde. Adeta her resim kendi içinde
ana tema olarak her grup geçiyor. Kendi içerisinde. Yani bu daha çok senfonik müziklerde de gördüğümüz, evet, böyle küçük tekrarlarla ana temayı desteklemek şeklinde de tarif edebiliriz. Burada baktığımız zaman çok güzel bir renk bütünlüğü, evet, görüyoruz. Ve ok sarısı dediğimiz, işte toprak rengi dediğimiz, o dönem dediğimiz, çok bulunan koyu olarak önce tamamıyla şeyi dolduruyorlar ve ondan sonra üstüne bu figürleri ne yapacaklarsa onları yapacak. Hocam o dönem galiba tuvalin üzerine ya da tahtaya bir fon atılıyor değil fon mi? İşte, burada evet, sanıyorum önce bir okur, bir toprak atıyor, rengi atılmış. Evet, evet. Ve o dönem bir de mavi çok az. Evet. Ama mavi, bu resimde mavi var. Evet, burada epeyce var ama tabii mavi de genellikle de salt olarak kullanılmamış. Zaten hiçbir renk, hani o zamanlar tabii boyaları kendileri yapıyorlardı. Evet. Hiçbir renk böyle hani tüpten çıkar gibi diyoruz ya, öyle değil. Hepsi de muhakkak ok sarısıyla ve karıştırılmış ve bu şekilde de renk bütünlüğü elde etmek için yapmışlar. Bir ikinci benim dikkatimi çeken resimde ve seyircilerimizin de dikkatini çekmesini istediğim perspektiftir. Evet. Şimdi bu tepeden bakış perspektifi son derecede zor bir perspektiftir. Çünkü resmin en altındaki figürlerin perspektifiyle en arkadaki figürlerin ya da nesnelerin perspektifi her bakımdan ayrıdır. Tabii. Diğer bir şeyden de bakalım. Biraz da insanlara doğru yaklaşalım. Evet. Bakınız figürler son derecede sade boyanmış üzerleri. Buruşuk bunların üzerinde boğulup gitmemiş resim. En aza indirgemiş. En aza indirgemiş. Diğer bir önemli şey de desenin sağlamlığı. Evet. Oyun ne oynanıyorsa bunu aynen orada görebiliyoruz. Ve ayrıca yüzlerdeki çocuk oyunları ama mutsuz. Mutsuzlar, evet hocam. Bu çok yani önemli. Çok bunu yakından her zaman her yerde, evet, okuruz. Neden acaba? Yani hem oynuyorlar hem de neden mutsuzlar sizce hocam? Şimdi yoksa bunlar dönemde çocuk mu değil? Öyle mi? Vallahi şöyle diyebiliyoruz biz. Çok zorluk çekmiş o zamanlar. Ve yokluk içinde, peki, savaşlar, evet, şeylerde. Sembolik demek ki. Sembolik. Bir de bunlar, evet, tabii o dönemin belki de yapısını, yani sosyal yapısının insan yüzlerine aksetmesi gibi bir düşünceyle düşünceli yüzler görüyoruz. Ama hareketler çok güzel. Yani resme baktığımız zaman kıvır kıvır, yani böyle devamlı hareketli. Neredeyse yüzlerce figürü her birisini ince ince doğru bir desenle yapması, evet, gerçekten, evet, çok güçlü bir resim. Bu arada benim dikkatimi çeken de elinde çok fazla kırmızı, çok fazla sarı, yeşil de yok. Yani neredeyse tek tip giyinmiş. Bakın yüzlerce insanın mavisi hemen hemen aynı, kırmızısı hemen hemen aynı. Evet. Burada demek ki güç o zaman desene ya da figürlerdeki ekspresyona geliyor değil mi hocam? Evet, evet. Hocam şimdi bu resme tekrar bir dönelim. Bruegel burada çocuk oyunları resmetmiş. Evet. Pekala bunları, evet, böyle hani şöyle baktığım zaman ben o birdir görüyorum. Başka neler söyleyebiliriz? Vallahi birdir var, uzun eşek var. Ondan sonra bizdeki oyunlar gibi değil mi? Evet, dünyanın, evet, her yerinde, evet, aynı galiba. Her yerinde. Mesela şurada bir koyu işte ayakları sakatmış gibi. Esasında o odun parçalarını bu çatal kısmında ayaklarını basarsın. Biz de öyle yürüdük eskiden, evet, köydeyken. Tabii. Ben yapabiliyorum onu. Ben onu da yürüyebiliyorum. İşte kayrak oyunu dediğimiz şurada taş oyunları. Çelik çomak var hocam, efendim, bakın.
Şurada mesela iki kişi çocuğu kucaklamış, bu gidiyor bunların. Ondan sonra aşağıda atçılık oynuyor. Çember çevirme çember mesela çeviriyor. en çok şeyler. Saklambaç oynayanlar. Yani hepsi de bizde olan körebe al. Al şurada işte başı mavi şeyle. Evet. Deve güreşi görüyorum sanki. Efendim? Şurada bakın üstüne iki kişi binmişler ve bir ip çekiyorlar. Orada da işte bir şey çekiyor. İpi bağlamışlar, onu birbirinden çekiyorlar. Ondan sonra bütün bu şeyler bizim köylerde de oynanmış oyunlar. Yani grup oyunları ayrıca grup oyunları hani hep beraber oynanan. Bir de bizim Anadolu'da çok acımasız oynanan şu tekme, şu aradan geçiyor Trabzon'un yanından. Orada herkes ona tekme ediyor. Tekmeyi en az yiyen kazanıyor. Yani böyle oyunlar ben çok iyi hatırlıyorum. Evde oynardık onu. Tabii burada dışarıda koymuş ama şuradaki şeyler trapezci gibi şeyde oynayanlar. Yani çok bakın şu şeyde mimari yapının altında bu şeyle topaç çeviriyorlar. Evet. Biz hocam, de ona doma derlerdi. Ne demekse herhalde Anadolu'da da doma derlerdi. Yani bu oyunların tamamı bu resimde şeyde bizim kompozisyon halinde çok güzel dağıtılmış. Çocukken oynadığımız oyunlar. Demek ki yani burası Belçika. Belçika'nın bir köyü. Oralarda da bu oyunlar oynanıyormuş. Belki de işte Fransa'nın başka bir yerinde yine aynı oyunlar. Yani yüzyıllardır oynanmış gelmiş. Hocam benim okumalarıma göre denir ki aslında çocuk oyunları üzerinden toplumsal bir eleştiri yapıyor Bruegel. Siz de aynı fikirde misiniz? Aynı, doğru mudur? Aynı fikirdeyim. Ben 1974'te büyük bir kaza geçirdim. Daha önce de daha o zamana kadar soyut resimler yapıyordum. Hatta biraz da karamsar olarak işte siyahlar, koyu açık değerler, lekeciler, leke değerleri falan. Bayağı ölümcül bir kaza geçirdiğim için alçılar içinde yaşadığımı fark ettim. Dedim ki kendi kendime özet olarak, oğlum Yalçın dedim, hayat güzel, hayat yaşamaya değer, hayata iyi bakmak gerekir. Ve yaptığım resimleri de şöyle düşündüm, birdenbire bizim köyde Denizli'nin Çal ilçesinin Ortaköy köyünde oynadığımız çocuk oyunlarını düşündüm. Yani hayata yeni başlamış, çocuk oyunlarıyla başlamış aslında resimlerinize. Evet. Sıfırdan başlamış gibi. Türkiye'nin her yerini kameramanlık mesleğim dolayısıyla TRT'de kameramanlık yaptım ben 22 sene. Dolayısıyla her yeri gezdim. Özellikle belgesel filmler çektim. Bundan dolayı da mesela Karadeniz'e gittiğimde 1976 mı şeydi işte İlden Ne diye bir program çekiyorduk. Evet. O ilde Karadeniz'de çay bahçelerini görünce benim şeyim değişti. Yani dünyam değişti. Onların o ritmik arka arkaya giden peyzajları ve kurulumları görünce birim tam bana göre bir birim alıyorsun ve bunu çeşitli şekillerde değerlendiriyorsun. Yine yukarıdan bakıyorsun. Yukarıdan bakıyorsun, tepeden bakıyorsun. Orada da bu karşı tepeden bakıyorsun. Hakikaten müthiş bir şey. İşte Mersin'e gittim mesela. Mersin'de portakal bahçeleri. Böylelikle dönemleriniz oldu mu? Siz bunlara dönem diyebiliyor musunuz? Bunların ben bir dönem toplayanlar diye bir şeyde topladım. Zeytin toplayanlar, portakal toplayanlar, elma toplayanlar, üzüm toplayanlar, çay toplayanlar, toplayanlar diye. Ve onların hayatına girdiniz. Evet. Onların konuşmalarına, yaşamlarına girdiniz. Ve bilmeden olmaz. Yani bir resim yapmak için muhakkak özellikle böyle figüratif bir
de resim yapıyorsanız, naturalist bir resim yapıyorsanız o muhakkak çok iyi bilmeniz gerekir. Çay nasıl toplanır? Kaç çeşit toplanır? Toplandıktan sonra bunları ince derinliğine kadar bilmek gerekiyor. Bir de ben tabii bizim köy Denizli köyünde bir üzüm bağları çok meşhur. Benim Gökçe Bağ, üzüm bağımız çoktu bizim de vakti zamanında. Soyadınız oradan geliyor. Oradan geliyor, evet. Üzüm bağları. Tabii bundan etkilenmemek mümkün değil. Üzüm nasıl toplanır? İşte biz çocukken ne yapardık? Bize ne görev düşerdi işte? O keleterleri, doldurulan keleterleri eşeklere yükleyip sergi yerine götürmekti benim görevim. Bir eşeğin üstünde akşama kadar gider gelir. Resimlerinizde çokça görürüz bunu. Kuş bakışı, tepeden bakış, mesela ekin, işte buğday biçenler. O beni çok heyecanlandırır. O zamanlarda bütün insanlar harıl harıl tırpan sallarlar. Ve ortalık toz duman, ekin tarlaları içinde. Biliyorsun eskiden bir de imece diye bir şey vardı. İmece. Bugün işte benim tarlamdaki buğdayı toplardık. Yarın da senin oraya gelirdik, onu toplardık. Bunlar şimdi yok oldu gitti. Eski şeyleri. Ama siz onları hayal ederek. Hayal ederek evet bir belgesel tadıyla. Yapıyorum. Bir de hocam sizde böyle gölgeler de o herhalde coğrafyanın getirdiği bir şey mi? Ağaçların gölgeleri. Gölgeleri çok görüyorum son resimlerinizde. Bunu ben biraz da sinematografik bir ondan oradan evet. Çünkü gölgeler bir hacim yani görüyorum, bir yaratıyor ondan. Resimde evet, bir evet. Espas yaratıyor. Evet. Onun için çok seviyorum bu gölgeleri. Işığı da böyle güçlendiriyor değil mi? Güçlendiriyor. Bir gün bir sergi açmıştım. Oraya da hatıra defteri koymuşlar. Hatıra defterinde de şey yazmış birisi. Resimleriniz çok güzel, ışığa dikkat. Kim yazdı, niye yazdı? Hiç belli değil. Yani bir eleştiri şeklinde. Eleştiri şeklinde de ama herhalde böyle yaşta. Yani. Meğer benim oğlum yazmış. Öyle mi? Nasıl buldunuz oğlunuzun yazdığını? Biz de onu tartıştık ya dedim. Birisi böyle yazdı. Herhalde dedim ışığa dikkat. Ya ışık bilmiyor. Evet. Ya dedim illa bir şey söyleyecek ya. Evet. Söyle oraya da yazmış dedim filan. Şaka yapmış demek ki. Öyle mi? Şaka yapmış bana. Var mı böyle anlatacağınız bir hikayeniz hocam resminizden? Bir resim sever dostumuz, genç bir arkadaşımız bir resim beğendi. Ve o zaman da resim bitmedi. Resim bitmedi. Ben de dedim ki bitince dedim sana haber verelim. Sen resmini al dedik. Ve Ankara'da oluyor olay. Ve işte resim bitti, haber verdik. O dedi ki babam gelecek dedi. O dedi resmi dedi alacak dedi. Git işte babası geldi. Resmi şöyle duvara dayadık. Baktı çok güzel olmuş. Eline sağlık dedi. Ondan sonra yakından gitti baktı. Bir daha baktı girdi. Bir daha baktı ve çömeldiği yerden bana dönüp dedi ki senden bir ricam var dedi. Bu köpeği değiştir dedi. Şimdi bir araba var, at arabası. Onun evet. Arkasında da köpek var. Köpeği değiştir dedi. Ben de niye değiştireceğim? Bu köpek olmamış dedi. Şimdi öyle deyince Allah Allah dedim. Ben acaba köpeği yanlış mı yapmışım? Hani bir şeysini eksik mi yapmışım? Kuyruğunu kulağına bir şeysini eksik yaparım. Ya da ayağının biri şöyle gitmiş olur filan yani. Dikkatlice baktım. Her tasmasına kadar hepsi şey de var. Yapmışım. Evet. Yok dedim, böyle işte bu köpek dedim. Bu köpek olmaz dedi. Bu dedi, bizim köpeğimiz değil dedi. Ondan sonra Anadolu köpeği. Anadolu köpeği.
değil dedi. Ben de dedim ki bizim köyde dedim köpekler böyledir. Öyle deyince de adam iyice kızdı. Dedi ki böyle köpek hiçbir yerde yoktur dedi. Bu dedi gavurların dedi fanilerine ficalarına benziyor filan dedi. Ya dedim bu köpek niye öyle diyorsun dedim. Ondan sonra siz nerelisiniz dedim. Sivaslıyım dedi. Eyvah dedim. Eyvah tabii şey o köpek. Ve dedi ki değiştiriyor musun değiştirmiyor musun? Yok dedim değiştirmiyorum. Yazıklar olsun sana dedi. Hakikaten resmi çok güzel anlattınız. Bu resmi bir de kendi resminizle olan ilintiyi de bu hikayeyle çok güzel betimlemiş oldunuz. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Bu sohbet harikuladeydi. Tekrar umarım ileride böyle buluşalım, konuşalım istiyorum. Tabii memnuniyetle Mahir Hocam. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sayın seyirciler, bu programda Peter Bruegel'in çocuk oyunları resmini değerli sanatçımız Yalçın Gökçeva ile konuştuk. Haftaya Bir Resim Bir Hikaye programında görüşmek üzere, hoşça kalın.